Merhabalar gençler, tekrardan bugünkü dersimizde yeni bir yazı okuyacağız. Bu yazı biraz uzunca bir yazı olduğu için ben bunu bir haftada size ağır geleceği düşüncesiyle iki haftalık olarak yapmayı planladım. Bir sayfayı yapacağız, ikinci sayfayı da bir sonraki haftaya bırakacağız Allah ömür verirse. Evet, school closures in Turkey extended until May the 31st amid COVID-19 pandemic. School closure, zaten siz school'u closure'u biliyorsunuz, yani okul kapatılması. Biz buna okulların kapatılması diyeceğiz. In Turkey, Türkiye'de okulların kapatılması extendlendi, uzatıldı. Until'e kadar. 31 Mayıs'a kadar uzatıldı. Bu COVID-19 pandemisi içerisinde Türkiye'deki okulların kapatılması 31 Mayıs'a kadar ertelendi diyoruz. The Turkish Minister of National Education. Milli Eğitim. National Education, Milli Eğitim. Minister, Bakan. Türk Milli Eğitim Bakanı announced, açıkladı, ilan etti, duyurdu. Wednesday, işte çarşamba günü duyurdu. An extension of school closures. Okulların kapatılmasının uzatılmasını çarşamba günü duyurdu, açıkladı. As the COVID-19 outbreak persists. As iken, yani dıkça, COVID-19 yasağı, yani özür diliyorum, COVID-19 salgını, outbreak yani birden patlıyor, ortaya çıkma halini kastediyor. Biz buna yine salgın diyoruz. Persist, devam etmek, yani ısrarla, ısrar üzere gitmek. Yani devam etmek diyeceğiz ama biz beynimizde bileceğiz ki bu devamda bir ısrar söz konusu. Yani eze de iken diyoruz malum. COVID-19 salgını devam ederken okulların kapatılmasının uzatılmasını açıkladı Türk Milli Eğitim Bakanı çarşamba günü. Ziya Selçuk said in a news conference. Yani Ziya Selçuk dedi, neydi? Bir haber konferansında. Tabii biz buna haber konferansı demiyoruz. Türkçe'de basın toplantısı diyoruz. Ziya Selçuk bir basın toplantısında söyledi. Nerede oldu bu? In the capital Ankara. Yani başkent Ankara'da yaptığı bir basın toplantısında söyledi. That school will remain closed. Okullar remainleyecek, kalacak. Yani closed kalacak. Okullar kapalı kalacağını, okulların kapalı kalacağını söylemiş. Until'e kadar. At least, en az. Burada en erken, yani. En erken May the 31st. 31 Mayıs'a kadar okulların kapalı kalacağını and remote education ve uzaktan eğitimin will continue devam etmek malum until that date o tarihe kadar. Demek ki okulların en erken, en az 31 Mayıs'a kadar kapalı kalacağını ve uzaktan eğitimin o tarihe kadar devam edeceğini başkent Ankara'da yaptığı bir basın toplantısında söyledi Ziya Selçuk. Turkey on March the 16th, Türkiye 16 Mart'ta closed educational institutions, eğitim kurumlarını kapattı. Nerede? Across the country, ülke çapında. Yani demek ki Türkiye ülke çapındaki eğitim kurumlarını 16 Mart'ta kapattı. And introduce, işte getirmek diyoruz biz
yönetmene tanıtmak, buradaki manasıyla uygulamak, uygulamaya koymak. Buradaki getirmekten maksat uygulamaya koymak olacak. Ve getirdi. Neyi getirdi? Distance learning. Uzaktan öğrenimi getirdi. As an early precaution. Erken bir tedbir olarak. Buradaki as olarak malum. Erken bir tedbir olarak uzaktan öğrenimi getirdi. To için. Niçin? Holdlamak için. Durdurmak için. The spread of the coronavirus. Koronavirüsün yayılmasını durdurmak için. Efendim, böyle erken tedbir olarak uzaktan öğrenim mi getirdi? Neyden sonra yaptı bunu? After Ankara confirmed, Ankara teyit ettikten sonra, tespit ettikten sonra, bulgusuna ulaştıktan sonra. Neyin? The nation's, milletin, yani ülkenin, buradaki ülkeden kastımız biz yine milleti kastedeceğiz. Ülkenin first case of the virus. İlk vakası, case vaka. Neyin? Virüs. Yani virüsün, ülkenin virüsle alakalı ilk vakasını Ankara tespit ettikten sonra okullar, Türkiye 16 Mart'ta ülke çapındaki eğitim kurumlarını kapattı ve koronavirüsün yayılmasını durdurmaya yönelik erken tedbir olarak uzaktan öğrenimi getirdi. While over 1.5 billion students worldwide are deprived of face-to-face education due to the coronavirus lockdown, Turkey became the second country to start nationwide distance education. While iken, bu over'a aşkın diyeceğiz yani üzerinde. 1.5 milyarı aşkın öğrenci. Nerede? Worldwide, dünya çapında. Yani dünya çapında 1.5 milyarı aşkın öğrenci deprived of olurken. Deprived of mahrum kalmak demek. Mahrum kalırken. Neyden? Face to face education. Yüz yüze eğitimden mahrum kalırken. Due to sebebiyle. Ney sebebiyle? The coronavirus lockdown sebebiyle. Koronavirüs lockdown, yani lock kilitlemek malum, kilitleyip kapatmak. Ve biz buna yine yasak diyeceğiz. Yani iş yerlerine efendim girişin yasak olduğu, evlerden çıkışın yasak olduğu gibi bir mana olarak algılayalım. Yani evleri kilitli tutacağız, çıkış olmayacak. İş yerlerini kilitli tutacağız, giriş olmayacak vesaire gibi şey yani. Biz buna yasak diyelim. Başka türlü Türkçe'de bunu anlatmak mümkün olmuyor. Yani demek ki koronavirüs yasağı sebebiyle yüz yüze dünya çapında 1.5 milyarı aşkın öğrenci yüz yüze eğitimden mahrum kalır iken, while iken, Türkiye oldu the second country, ikinci ülke oldu. Ne yapan ikinci ülke? To start, başlatan ikinci ülke. Neyi? Nationwide. Yani ülke çapında, millet satında yani. Ülke çapında uzaktan eğitimi başlatan ikinci ülke oldu. Selçuk said they decided to continue remote education until May the 31st. Selçuk dedi, they decided, onlar karar verdiler. Yani karar verdiklerini dedi, karar verdiklerini söyledi. Neye karar vermişler? Devam etmeye karar vermişler. Uzaktan eğitimi 31 Mayıs'a kadar devam ettirmeye karar verdiklerini söyledi.
based on, yani dayalı olarak, uyarınca, bağlı olarak. Neye bağlı olarak, neye dayanarak, neye uyar, neyin uyarınca? The advice of the Health Ministry's Coronavirus Science Board. Yani Sağlık Bakanlığı'nın Koronavirüs Bilim Kurulu'nun tavsiyesine bağlı olarak, ona uyar, onun o kararın uyarınca. And and on the opinions. Bu onu based on'un bir parçası olarak değerlendirelim. Dayalı olarak. Neye? Fikirlerine. Fikirlere. Hangi fikirler? Voice'lenen fikirler. Malum voice ses demek. Seslendirilen. Türkçedeki en güzel anlamıyla dile getirilen fikirler. Nerede dile getirilmiş? At a recent cabinet meeting. Malum cabinet bakanlar kurulu demek. Meeting toplantı. Recent de son, yani zamanımıza yakın olan manasında son. Yani demek ki son bakanlar kurulu toplantısında dile getirilen fikirlere dayanarak, fikirlere bağlı olarak, fikirler uyarınca. Yani tekrardan toplamaya gerek var mı bilmiyorum ama Selçuk efendim, Sağlık Bakanlığı'nın Koronavirüs Bilim Kurulu'nun tavsiyesine ve son Bakanlar Kurulu toplantısında dile getirilen görüşlere dayalı olarak uzaktan eğitimi 31 Mart'a kadar devam ettirmeye karar verdiklerini söyledi. He said his ministry was in charge of overseeing the education of a student population which is larger than the population of some European countries. O dedi, ministrisinin yani bakanlığının was in charge of den sorumlu olduğunu, bu manada yetkilendirildiğini söyledi. Ne yapmakla? Nezaret etmekte. Yani tetkik etmek, kontrol altında tutmak bu manada. Yani nezaret etmek, gözcülük etmek yani. Etmekle sorumlu olduklarını. Neye? The education, eğitimine. Neyin eğitimine? Of a student population. Öğrenci nüfusunun eğitiminden, eğitimini nezaret etmekle sorumlu olduklarını. Bu student population, bu öğrenci topluluğu, ki o, ki bu topluluk, ki bu öğrenci nüfusu is larger, daha büyük, than the population of, nüfusundan daha büyük. Neyin? Bazı Avrupa ülkelerinin nüfusundan daha büyük olan bir öğrenci topluluğunun eğitimini nezaret etmekle sorumlu olduğunu söyledi bakanlığının. Ve and in charge of ve den sorumlu. Neyden? About yaklaşık a million teachers. Ve yaklaşık 1 milyon öğretmenden sorumlu olduğunu açıkladı. Muhtemelen gerisini siz toparlarsınız. Ben vakit kaybetmeyeyim. Şimdi tırnak içinde Selçuk'un ağzından çıkan sözleri ifade ediyoruz. All of our decisions, bütün kararlarımız, bizim bütün kararlarımız affect, etkiliyor. The majority of families in Turkey. Türkiye'deki ailelerin çoğunluğunu etkiliyor. Directly, doğrudan, or ya da dolaylı olarak. Demek ki bütün bizim kararlarımız Türkiye'deki ailelerin çoğunluğunu doğrudan ya da dolaylı olarak etkiliyor. So, öyleyse bu sebeple we have to be, biz zorundayız, olmak zorundayız. We have to be meticulous, titiz olmak,
hassas olmak zorundayız. While making plans. Plan yaparken, hesap yaparken titiz olmak, hassas olmak zorundayız dedi. Selçuk said. Selçuk dedi, burayı anlıyorsunuz zaten. Turkey saw benefits. Türkiye gördü, menfaatlerini, faydalarını gördü, yaşadı. From remote education, uzaktan eğitimin faydalarını gördü. Hangi uzaktan eğitim bu? Which, ki o started earlier than many countries in the world. Yani daha erken başlayan, neyden daha erken? Birçok ülkeden. Neredeki in the world? Dünyadaki birçok ülkeden daha erken başlayan uzaktan eğitimin faydalarını gördüğünü söyledi. Türkiye'nin bu faydaları gördüğünü söyledi Selçuk. Ne zaman bu? During the pandemic. Yani bu pandemi esnasında bu kararları birçok ülkeden erken başlatmış olduklarının menfaatlerini gördüler. Gördüklerini söyledi Türkiye'nin and decided to continue it. Ve buna devam etmeye karar verdi. The safest places for children are their homes now. Şu anda çocuklar için, for children, çocuklar için en emniyetli yerin, en emniyetli yerlerin onların evleridir. Onun ağzından çıkan cümleyi söylüyorum. Şu anda çocuklar için en emniyetli yerler onların evleridir. We have to be cautious, patient and understanding. Biz zorundayız olmak, tedbirli, sabırlı ve anlayışlı olmak zorundayız. We know that the motivation will be lower. Biz motivasyonun daha düşük olacağını biliyoruz. And de biliyoruz ki yani. Children will be bored as the process prolongs. Ve çocukların sıkılacağını biliyoruz. As the process prolongs. Süreç prolongladıkça. Prolong uzamak malum. Süreç uzadıkça çocukların sıkılacağını biliyoruz. Yani biz motivasyonun düşük olacağını ve süreç uzadıkça motivasyonun düşük olacağını ve çocukların sıkılacağını biliyoruz. So, bu sebeple we take steps, adımlar atıyoruz. Towards normalization, normalleşmeye yönelik, normalleşmeye doğru adımlar atıyoruz. As soon as possible. Mümkün olduğu kadar çabuk bir şekilde normalleşmeye yönelik adımlar atıyoruz. Ve safely ve güvenli bir şekilde reopen our school ve okullarımızı güvenli bir şekilde açmaya yönelik adımlar atıyoruz. We have to manage this process well. Biz zorundayız. Gerekiyor. Lazım. Manage, yönetmek. Bu süreci iyi yönetmemiz gerekiyor. Bu süreci iyi yönetmek zorundayız, dedi o. Selçuk said, remote education was their only option. Selçuk, uzaktan eğitimin tek seçeneklerinin, option seçenek, tek seçeneklerinin olduğunu söyledi. And helped children not to lose time spent in education. Ve eğitimde harcanan zamanın kaybedilmemesi için, lose kaybetmek malum, kaybedilmemesi için çocuklara yardımcı olduğunu söyledi. After schools, shortly after schools were shut down in Turkey. Shortly, kısa zaman sonra. Okullar Türkiye'de kapatıldıktan kısa zaman sonra 18 million students began receiving school lessons online. 18 milyon öğrencinin
başladığını, receive'lemeye başladığını, yani almaya başladığını, school lesson, okul derslerini online olarak, yani internet üzerinden almaya başladığını, başka ve televizyondan almaya başladığını söyledi. Başladığını, başladı diyelim, özür diliyorum. Yani Türkiye'de okullar kapatıldıktan hemen sonra 18 milyon öğrenci internet okul derslerini internet üzerinden ve televizyondan almaya başladı. Through ile, yani sayesinde, vasıtasıyla. The country's education information network, yani ülkenin eğitim bilgi ağı ile, vasıtasıyla. Başka, and public broadcaster TRT IBA ve public, yani halka yönelik yayın yapan. Bu akla Türk TRT geldiği için, biz malum Türkiye'de TRT resmi yayın kuruluşu olduğu için biz bunu öyle diyeceğiz yani. Ve resmi yayın kuruluşu TRT EBA. Demek ki eğitim bilgi ağı, ülkenin eğitim bilgi ağı ve resmi yayın kuruluşu TRT EBA ile okul derslerini, yani okul derslerini internet üzerinden ve ülkenin eğitim bilgi ağı ve resmi yayın kuruluşu TRT EBA ile almaya başladı 18 milyon öğrenci diyoruz. Tabi bu sunumda gençler karşımda siz olmayınca ister istemez zihnim dağılıveriyor. Ama siz cümlenin genel, yani parçanın genel manalarını, cümlenin de gerçekten ne manaya geldiğini anladınız. Zaten sizden çeviri yapmanızı beklemiyoruz. Şu an itibariyle parçayı anladıysanız bu size yeter diye düşünüyoruz. İnşallah bugün burada iktifa etmeyi tercih ediyorum. Zira uzadıkça motivasyon düşüyor malum. Yazının geri kalan kısmını, ikinci sayfasını inşallah haftaya yapmaya çalışacağım. Allah nasip ederse hepinize hayırlı ömürler diliyorum. Teşekkür ediyorum.